İlk yarıda hadislerle ilgili söylediklerinize istinaden şöyle bir soru var. Hocam, o zaman edip yükselin dediği gibi hadislerin hepsini çöpe atmamız gerekir. Bu söz doğru mudur? Sizin görüşünüz nedir? Şimdi eğer hadisleri çöpe atsak, bizim o birinci derste yaptığımız Safa ile Merve'yi anlatan ayet ve etimmül hacce vel umrete lillah ayeti, ikisini birleştirip vardığımız sonucun doğru olup olmadığını nereden test edebilirdik? Test etme imkanımız olur muydu? Ama Peygamberimizin işte Allah hac ve umre yapıp da Safa ile Merve arasında sa'y etmeyenin hacını da tamam saymaz, umresini de saymaz sözü tamı tamına ayetlerin sonucudur. Burada şu ortaya çıkıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize hikmeti öğretme mecburiyeti vardır. Hikmet doğru hüküm demektir. O da Kur'an-ı Kerim'den doğru hükmün nasıl çıkarılacağı ile ilgili usul ki onu birinci derste anlattım. O usulü takip ettiğiniz zaman o hikmete siz de ulaşırsınız. Ama Peygamberimizin ulaştığı gibi emin olamazsınız. Çünkü o kontrol altındaydı. Yanlış yapsa Cenab-ı Hak onu uyarıyordu. O zaman Peygamber Efendimizin ulaştığı sonucu görünce yaptığınızın doğru olup olmadığını test etmiş olursunuz. Allah-u Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bize kitabı öğretmekle görevlendirmiş ve hikmeti de öğretmekle görevlendirmiş. Şimdi kitap dediğimiz zaman bu Kur'an-ı Kerim. Siz bunu okuyorsunuz. Çok güzel. Allah'ın iki tane kitabı var. Bir de kainat kitabı, değil mi? Onu da görüyorsunuz. Onu da okuyorsunuz. Kendi durumunuza göre. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmak kainattaki gördüğümüz varlıklardan bir şey üretmek gibidir. İşte bir bina üretmek. Kur'an'dan hüküm çıkarmakla bina üretmek aynı şeydir. Yani birisini Allah'ın yarattığı ayetlerden, birisini de indirdiği ayetlerden çıkarıyorsunuz. Ama şimdi o bina üreten insanlar, daha önce bina üretenlerin bilgi ve tecrübelerini kullanarak yeni üretimler yapıyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim nihai sözü söylediği için orada sürekli gelişme olması lazım ama Kur'an-ı Kerim nihai sözü söylüyor. Dolayısıyla her konunun en üst noktasını ifade eder Kur'an-ı Kerim. Daha ötesi yok. Dini konularda da en son noktayı söylüyor. Artık onda gelişme falan olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğrettiği kitap tamam, Kur'an. Hikmet ne? Çünkü يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ diyor Allah-u Teala. O peygamber onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Bütün peygamberlerin ümmetlerine öğrettiği iki şey var. Kitap ve hikmet. Kitap tamam. Şimdi sadece kitap derseniz hikmet ne oldu? Nereye gitti hikmet? Yani Kur'an'dan çıkarılan doğru hükümler nedir? İşte onlar bize hadis olarak gelmiştir. Efendim bu hadisler içerisinde yanlışları var. Olabilir. Tabii Kur'an'la sünnet arasında ufak tefek farklar olacaktır. Uydurmalar olabilir. Ama bunlar fazla bir yüküm tutmaz. Yani bizim yaptığımız çalışmalarda fazla bir yüküm tutmadığını gördük. Şu ana kadar yaptığımız bütün çalışmalarda Safa Merve olayında olduğu gibi kitap ve sünnet arasındaki bütünlüğü sağladık hamdolsun. Yani şu ana kadar sağlayamadığımızı ben hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Sen hatırlıyor musun? Yani kaç yüz tane çalışma yaptıysak inşallah bunları da bir ortaya çıkarmak nasip olur. Çünkü gerçekten çalışmalarımız o kadar yoğun ki bunlarla tek tek uğraşma imkanımız yok artık.
ekipler kurmak mecburiyeti var. İçinizden gönüllüler çıkarsa çok memnun oluruz bu tip şeyler için. Şimdi bütün çalışmalarımızda Peygamberimizin sözlerini aynen hac ve umre meselesinde olduğu gibi orada görüyoruz net bir şekilde. Yani bize öğrettiği hikmeti görüyoruz. Şimdi bize sadece Kur'an yeter diyen insanlar hikmeti bir kenara bırakıyorlar. O zaman ne olacak? Bu neye benzer biliyor musunuz? Çok güzel bir orman, her şeyi var. Sizi oraya bırakıyorlar. Bana bu orman yeter, ben her şeyi buradan üretirim demeye benzer. Evi de ben yapacağım, yap bakayım hadi. Ağaçtan oradan buldun, çiviyi nereden bulacaksın? Betonu nereden bulacaksın, taşı nereden bulacaksın? Kim ağaçları biçecek, kim rendeleyecek, kim ne yapacak? Hadi bakayım. Efendim ben yemeğimi de kendime, ben yap hadi. Senden fazla yapacağın şey tarzanlıktır, başka hiçbir şey yapamaz. Bir tane hayvanı kesersin, derisini beline sararsın, o kadar. Daha fazla bir şey yapamaz. Bu hayatı da tarzan gibi yaşamak istiyorsanız hikmeti bir kenara bırak. Peygamberimizin sünnetlerini silin atın. Sorun bakalım, ben kendisine sordum bu adı geçen arkadaşa. Şu ana kadar Müslümanların hangi problemini hallettiniz diye sordum, bana bir cevap vermedi. Hikmet problem halletmektir. Şimdi o yolu öğrendiğiniz zaman yeryüzünün bütün problemlerine çok rahatlıkla çare bulabilirsiniz.